İn arabadan aşağı. Bizimkisi gırgır şamata ya. Başka bir şey değil. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir servisin başı. Yine çift şoförüm. Ferdi babayla birlikte devam. Ferdi arkadaşımızla birlikte devam. Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya gidiyoruz. Niye konuşamadım ben ya? Hem de güzel bir havada gidiyoruz bak. Tam havası. Bulgar'dan beri kar yağıyor. Şu anda Sırbistan'dayız. Hırvatistan istikametine doğru gidiyoruz. Böyle. Çift şoför devam. Yağmura döner falan. Ama esas Bulgar'ı biz kaçırdık ya. Orayı kaçırdık yani. Esas macera orada. Aynen. Bulgar daha kötüydü. Burası gene bir nebze daha iyi. Bir de şimdi gündüz ya. Yani hava biraz daha yumuşuyor. Ondan dolayı böyle açılma var. Ama Bulgar'da yani bir sorti çektik böyle bir kaydık falan filan. Burası iyi ya. Ben ileride bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani gitgide azalıyor gibi geliyor sanki. Var mı gözümde uykusuzluk? Var değil mi? Halbuki dün akşam iyi yattık ama. Artık. Alıştırma derken bir 12,5 saat falan yattık. Bursa'dan çıktık. Bulgar'a kadar girdik. Benim başım ağrıdı. Sonra 12'de başladı ağrımaya. Dedim ki hiç gitmeye gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Aslında gitseymişiz belki buraları görmeyecek. Karı falan görmeyecek. Değil mi? Yani 12,5 saat yattık, kendimize geldik, öyle çıktık. Gece saat 2'de çıktık Türkiye saatiyle, Bulgaristan'dan. Şu anda saat 8 herhalde. Değil mi? 8. 6 saatte. Yaklaşık yarım saatte bile Sırbistan'da gidiyoruz. 5,5 saat. Halbuki 4 saatte gelmemiz lazımdı ama kar bizi engelledi. Biraz yavaş gelmek zorunda kaldık. Keşke oraları da çekseydim dediğim zamanlar oldu. O zaman direksiyonda ben vardım. Neyse böyle usuldan usuldan gidiyoruz. Zaten bir şey kalmamaya başladı. Şöyle mi tutayım, şöyle mi tutayım, nasıl tutayım anlamadım ki. Bu da Sırbistan'dan böyle bir başlangıç olsun. Hadi görüşürüz. Kalsın, sıkıntı yok. Evet, biz sizi nerede bırakmıştık? Sırbistan'da bırakmıştık. Şu an neredeyiz? Hırvatistan'dan Slovenya'ya girmeye çalışıyoruz. Ama iyi bir sıra var.
Yani ne kadar görebiliyorum bilmiyorum artık da. Yani şöyle yapayım. Kafayı şöyle uzat. Arkayı gösterebiliriz aynadan. Bir de şöyle yapalım. Biraz önce daha yukarılardaydık. Gele gele buraya kadar geldik. Hırvatistan'ın küçük otoban gişelerine çıktık, sıraya girdik. Daha Hırvatistan'ın pasaport kısmına gideceğiz. Yaklaşık orası da bir 300 metre falan var herhalde. Bildiğiniz üzere Ferdi ile birlikte gidiyoruz. Bu aralar yedeklerle gidiyorum, geliyorum. Yorucu oluyor. Uykusuz halimiz belli oluyordur herhalde. Habire gaz basıyoruz, habire gaz basıyoruz. Ama baksana adam hiç yorulmamış gibi ya. Vallahi. Senden bahsedelim Ferdi. Asil şoför iyi oldu mu? Yedekler yorulmuyor. Değil mi? Yedekler yorulmuyor. İnsan anlaşabildik mi çok güzel oluyor. Ben söylüyor mu senin bana hastalık bulaştırdığını? Bir şeyler oldu ama. Şaka diyorum, şaka. Öyle bir şey yok ya. Ama bir burun akıntısı var, bir şeyler var. Üşüttüm herhalde bir yerlerde. İkide bir dalga geçiyor. Halbuki bir şey yok, onda bir şey yok ya. Sağlam o Türk gibi. Bende bir şey yok. Valla. Ama sen şifayı kaptın tabii. Valla ben nerede üşüttüm onu bilmiyorum ya. Valla. Şifayı kaptın. Öyle gidiyoruz. Bunu yapalım, bitirelim. Hemen paylaşalım. Abi yatacağımız yere gidelim ondan sonra. O arada da böyle. Hedefimiz Slovenya'yı da bitirip orada bir yerde yatmak. Saatimiz var ama gitmeyeceğiz. Yani gitmeyeceğiz. Yatmamız lazım, dinlenmemiz lazım. Oy oy. Önce uyku. Uykuyu alacaksın, ondan sonra devam edeceksin. Uykuyu aldın mıydı? Aç bile gidersin. Değil mi? Gidersin. Bugün aç geldik. Gidersin. Önemli olan uyku. Aynen öyle. Önemli olan uyku. Halimiz kötü ya vallahi. Hep söylemişimdir çift şoförde böyle oluyor diye. Ya zor oluyor ama hızlı gidiyorsun geliyorsun. Bir yönden iyi oluyor. Ama yorucu yani, oluyor. Yorucu oluyor evet. Abi buradan senin kızlara selam söyle. Eslem ve Gülfem'e çok selamlar. Yenge seni pas geçiyor bak. Vallahi hep pas geçiyor bu. Neyse bakalım ya. İlerleyen vakitlerde yine 3-5 dakikalık bir şeyler daha çekeriz, paylaşırız inşallah. Şu sırayı bitirelim, şurayı bir geçelim. Rahata kavuşalım. Evet, şu an bir atraksiyon yok. Aynen, şu sırada an hiçbir bekliyoruz. Şey yok. Sırada bekliyoruz. Bir iki saatimizi alır herhalde. Bulgar kötü dedi ki, o ben Bulgar'da bir dakikalık, iki dakikalık çektim ama telefonla çektim. Onun görüntüsü de olmayacak ya, valla. Bileydim şöyle yan çevirip çekerdim. Çünkü şeyde, ekranda dik çıkıyor, yanları siyah çıkıyor, evet. Olmuyor. Hiç o aklıma gelmedi. Ben hani Instagram'da paylaşırım diye çekmiştim. O çok güzel olurdu. O ya işin işte görünmeyen onu... yüzü. Aynen. Ama hiç aklıma gelmedi, evet. Biliyor musun? Yani diyebilirdim sana da kamerayı al, kamerayı tut falan çek diyebilirdim. Aklımıza gelmedi. O işin arka sokaklarıydı. Ama bilmiyorum, onu da koyarım herhalde ya. Onları da paylaşırım. Bulgar daha kötüydü. Yani silmediysem eğer vallahi billahi. Silmemişimdir muhtemelen de. Hemen bir dakika bakayım. Vay 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 vay. Yok, silmemişim. Evet, silmemişim. Bir dakikalık, bir dakikalık, 2-3 tane var. Resimler var falan filan. İşin görünmeyen zor kısmıydı orası. Böyle mi dersin? Evet. Hadi biz yine müsaade isteyelim. Biz sırayı kovalayalım. Yatarken bir daha. Gerçi şu Slovenya girdik miydi öyle kısadan bir yol yaparız ya. Gösteririz yine, yolu da veririz. Makine burada. Altımızda. Adamlar tırı seviyor. Vallahi. Biraz pis ama. Bugün uğraşamadık. Yani
Eşyalarımız yine orada. Nasıl tutuyorum kamerayı ya? Yanıp mı tutuyorum, ediyorum? Hiç anlamıyorum valla. Üste tak. Misafir salonu. Aynen. Misafir odası. Aynen. Benim yatak odası. Çalışma odamız. Sosyal aktivite alanı. Sosyal aktivite. Değil mi? Öyle oluyor. Yatak odası burası oluyor. Mutfak. Ha, mutfak da burada. Aynen. Bir mutfak da dışarıda var. O açık. Restoran mı diyorlar? Ne diyorlar? Açık hava. Orası malum var. Balkon. Hadi yine çok uzattım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Neredeyiz? Avusturya'dayız. Gümrük açtıracağımız yerdeyiz. Sahadayız. Avrupa istikametine park yeri bulamadık. Türkiye istikametine park ettik. Şimdi buradan evrak vereceğiz. Orada gümrük açtıracağız falan filan. Yolu seyrettiremedik. Hakikaten kötüyüm, rahatsızım. Ses soluk değişik. Şuralar dolu. Habire siliyorum. Yarım peçete harcadım gitti. Bu arada göç var. Ferdi'yi benden alıyorlar, başka bir araca veriyorlar. Türkiye'ye geri dönecek. Yorumlarda soruyorlarmış galiba, çift şoför ne yapıyor? Ah. İşte çift şoför, bir adet çanta. Şuna bak. Yatak, yorgan, yola başka arabayla devam. Aynen öyle. Teşekkür ettim benimle yolculuk ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha çok gidelim ama olmadı. İnşallah başka zaman. Diyelim. İnşallah başka zaman senin tek yönelim yollarla. Ha, inşallah. Yani, inşallah. Temellimiz o. İnşallah o zaman belki arkalı yönlü gideriz. Beraber gideriz. Ya, ne demek kaybediyorum. Yani güzel bir yolculuk oldu. Sıkıntısız, problemsiz. Evet. Buraya kadar geldik. Dönüşte de buranın eskisi olan bir abimiz, yani eski çalışanlarından. Bayağıdır burada çalışıyor. O abiyle gidecek. Evet. Bir de tren gideceksiniz. Tren gideceğiz. Kara geldik. Başka arabayla trene gidecekler. Trenler inip karada gene devam edecekler. Avusturya'dan Vels'ten binecekler trene. Vallahi nefes alamıyorum ama burnum o kadar dolu. Vels'ten binecekler, Slovenya'da inecekler. Ondan sonrası karadan. Sen de telefonla çekim yapsana, evde çocuklara gösterisi bir şeyler yaparsın ya. Yap yani öyle. Tren bu bilmem ne falan filan göster yani. Tabii ki.
Sana kolay gelsin. Haydi yine. Ciao. Benle işim bitti. Ciao. Ayrılıyoruz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda... Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Ferdi'yi bıraktık. Suyu bende. Yolcu ettik onu. Geldik adrese. Yükümüzü de boşalttık. Bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Adres gelecek, gideceğiz. Aslında adres de geldi de 24 yapmam gerekiyordu. 24 saat haftalık istirahat yapmam gerekiyordu. Şu an onu yapıyorum. Yaklaşık bir 5-6 saatim kaldı. Ondan sonra adrese doğru yola çıkacağım. Ama karnım acıktı. Dedim bir aşağı dolaba ineyim. gelirken dolabı açamamıştık. Kar, kış, kıyamet o biçimdi. Hep dışarıdan yedik. Dışarıdan derken yol üstünde bulduğumuz Türk usulü yemekleri olan tır parklarına girmiştik. Oralardan yedik. Arabanın içinde atıştırdık bir şeyler. Hiç dolabı açmamıştık. Ama dolabın hali, vay halimize diyorum. Şu an boşalttım ben orayı. Gel bir de oraya gidelim. Arabanın içini görme. Arabanın içi darmadağın. Engin kurt ama iyice dağıttı. Toparlayacağım ama. Hadi gel gidelim şöyle. Bu arada bulunduğum yer sağ tarafta tarla, orada leylekler var. Muhtemelen neyle besleniyorlar vallahi bilmiyorum. Siz bilirsiniz onu. İşte şöyle şu şekilde arabamız burada, arkamızda frigo. Arkamızda yine iki tane daha barsancı var. Frigo ile uğraşıyoruz. Ah. Nereli olduğumu soranlara dur bir daha göstereyim. Gördün? Olay bu. Şimdi Ferdi indirdik, bu burada kaldı masa. Normalde üst yatağa koyuyorum da. Kaldı öyle. Bir de hastayım. Uğraşıyoruz. Şuraya bak. Dolap. Dolap göl arkadaşlar. Şuraya bakar mısın ya? Bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Şapır şapır. Hep su olmuş. Şunu şöyle atalım. Şimdi buraları temizleyeceğim. Aynı şekilde bu taraf da öyle. Ve tüpü koyduğum yer de böyle. İki tane tüpüm var bu arada. Bir tanesi de burada. O yedek ne olur ne olmaz. Üstü zaten yiyeceğimiz, içeceğimiz falan filan. İşte bizim de şeyimiz burası. Eşyaları dışarı çıkarttım hepsi. Islanmış. Allah'tan yiyecekler zarar görmemiş. Onlar da zarar görseydi her şeyi sıfırdan baştan bir daha alacaktık. Yani öyle söyleyeyim. Hadi ben şimdi şu dolabı bir toparlayayım. Sonra arabanın içine gireyim. Arabanın içini bir temizleyeyim. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Evet arkadaşlar. Ne demişler? Ne demişler? Ne bileyim ben ne demişler oğlum ya. En son ne yapıyorduk? Şu Dorsen'in dolabı birazcık su almıştı. Birazcık değil, bayağı bir su almıştı. Dur seni şöyle bir kademe şöyle açtırayım. Sağ olsun Rıza abi almış bunu da bana. Şunu da şöyle yapayım. Dorsen'in dolabını hallediyordum. Dorsen'in dolabını hallettim. Gayet de güzel oldu. Onu da sizlerle yine paylaşayım şöyle. Toparladım. Bayağı bir güzel oldu. Temiz oldu. Benim şu zımbırtılar vardı. Altlarını temizledim. Alt tarafı da aynı şekilde. Altlarını temizledim. Güzelce kuruttum. Buraya bugün güneş vurdu böyle. Direkt dolaba vurdu. Kuruttum. Tekrar karton koydum. Altlarına böyle doldurdum. Şu anda da işte pirinç falan var orada. Engin kurt yemek yapacak. Vallahi. Hastayım bir yönden de.
Şimdi ben tecrübelerimi nasıl paylaşıyorum? Böyle gizli kapaklı paylaşıyorum, öyle söyleyeyim. Nasıl paylaşıyorum? Yani konuşurken arada söylüyorum. Buradan aldın, aldın bir şeyler. Alamadın, yapacak bir şey yok. Yani nasıl diyoruz? Şimdi ben hastayım ya. Doktor benim. Aşçı kim? Aşçı da benim. Bak bir ablamız geçiyor. Merhaba. El sallıyor da. Neyse. Burada böyle geziyorlar yani. Bisikletlerle geziyorlar. Burası yürüyüş yolu olduğu için geziyorlar. Arabada bu yolda doktor da sensin. Aşçı da sensin. Öğretmen de sensin. Öğretmen ne diyeceksin şimdi? Abi görüyorsun işte. Öğretmenlik bile yapıyoruz. Yani ders gibi bir şey oluyor yani. Bu bizim yanımızda gelen arkadaşlara. Eğitmenlik gibi bir şey oluyor yani. Çok özür dilerim. Benden iyileri de vardır muhtemelen. Ama ben bildiğim kadarını öğretmeye çalışıyorum. Sesim de biraz değişik geliyor olabilir. Burnum tıkalı çünkü halen daha kendime gelemedim. Dediğim gibi bu yolda doktor da sensin. Aşçı da sensin. Görüyorsun işte. Sana kimse yemek yapmıyor. Yani annen yanında değil. Evliysen işte ne bileyim eşin yanında değil. Bir kardeşin, abin, kimse yok. Yani burada her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bunları da bilmelisin. Yani bunları yapmazsan aç kalırsın. Sağlıklı olamazsın. Sağlıklı olabilmen için elinden bir şeyler gelmesi lazım. Ki böyle bir şey yapasın. Aç kalmayasın diye. Hastalık konusunda da yola çıkarken insan az çok kendi vücudunu tanır. Yani bir baş ağrısından... Affedersiniz bir gıç ağrısına kadar ben kendi vücudumu tanıyorum yani. Sizler de öylesinizdir muhtemelen. Yanınıza kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka alın derim. Yani yollarda, aramalarda, bilmem nelerde tamam bunlar sıkıntı olabilir ama kendiniz kullandığınız için, kendinize kullandığınız için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Öyle abartılı bir şekilde de almayın. Hani bir serviste atıyorum bir kutu ilaçla gidebilirsiniz mesela. Ya başın ağrıyorsa bir kutu Parol bulundurabilirsin yani yanında. Ona kimse bir şey demez ama böyle 3-5 tane birden olduğu zaman adamın dikkatini çekiyor. İşte diyor ki bu ne? Sen hap kullanıyorsun. Sen hapçı mısın diyor ya. Böyle diyenleri de gördüm ben. Tecrübelerime dayanarak da söylüyorum bunu. Vallahi ben bu videoyu sevdim ya. Bilmiyorum siz sevdiniz mi? Bayağı bir şey anlattım. Bayağı bir ders verdim size. Yani dediğim gibi bu yolda aşçı da sensin, doktor da sensin, kendine iyi bakacaksın. Ayrıyetten bir de işte öğreticiyiz yani öyle diyelim. Hani biz de öyle öğrendik, sağ koltukta öğrendik, işte yeri geldi direksiyona geçtik. Eğitmenlik diyelim. Bunun bir sertifikası var mıdır, bize verirler mi vermezler mi bilmiyorum. Gelen arkadaşların hepsi memnun diye düşünüyorum. Eğer beni de seyrediyorlarsa o gelen arkadaşlar... Hava kararıyor ya, şeyler çıkmaya başladı, böyle sivrisinekler çıkmaya başladı, bir de geliyor bodozlama vuruyor bize, lan git şu taraftan git şerefsiz. Öyle yani. Dediğim gibi eğitmenlik sertifikası var mıdır, bize verirler mi, hak görür müyüz, kim verir, neresi veriyor bilmiyorum yani. Neyse, benim suyum kaynadı, akşam yemeği olacak. Kendim hazırlıyorum yani. Arabada tek başınayım. Kimse yok. İşte yürüyüş yolu dedim ya bak. Vatandaş yürüyor. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Sağ tarafımız tarla. Neyse. Müziğe gidiyoruz. Hadi şimdilik bu kadar. Ben şu aç karnımı bir doyurayım. Kendime gelmem lazım. Çünkü ben doktorum. Çünkü ben aşçıyım. Tamam mı? Hadi şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, pilav oldu. Bekliyoruz birazcık dinlensin. Sırada ne var? Barbunya pilaki var. Eyvah, o nasıl kornaydı lan öyle. Güneş de tam karşımızda. Ufaktan da böyle bir hava bozdu burada, biliyor musun? Bak şu görmüş olduğum bulutlar var ya, üstüme 3-5 tanecik böyle damladı yani. Ama gelip geçici.
Manzara güzel abi. Güneş bana vuruyor. Güneş bile seviyor beni be. Ulan Allah'ın sevdiği kuluyum ha. Nasıl dövüyorum kendi kendimi ya. Şuraya bak. Tövbe aşağı. Tövbe 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 ya. Yani. Şu da biraz ısınsın da. Şöyle bir. Kuru pilav hesabı. Yapayım. Benim en çok sevdiğim yemektir ha. Kuru fasulye pilav. Ay ay. Valla öldüm açlıktan ya. Öldüm abi. Köfte falan da yapıyoruz da şu an müsait değil. Ulan koşma koşma. İçinden nefes alıyor hala koşuyor vatandaşa bak ya. Ne koca kafaya. Yapıyor. Ha şimdi orada geberecek ya. Baksana ya. Giymiş parçalı donu. Üstünde fosforlu bir tane tişört. Çorapları da çekmiş bizim şey gibi. Ne derler ona hani böyle çekerler ya buraya kadar. Tövbe estağfurullah ya. Neyse ya. Lan yere git ya. Yemek yiyeceğim ben. Vallahi. Yiyelim arkadaşlar. Yiyelim canlı olalım. Bu yolda böyle gerekiyor. Aç kalırsan olmaz. Şimdi oradan turşu murşu çıkartacağım ben. Oh! Canınızı çektirmeyeyim lan. Hani hiç yemek videosu yapmıyorsunuz. Yapmıyorsun abi dedin ya. Yemek yerken de çek falan filan. Aha çektim lan. Ulan olmayan var. Olan var. Olmayandan özür dilerim. İstendi diye çektim böyle bir video. Tamam hazırlanışı falan geçtim. Yeme kısmını da geçeceğim. Sadece bir yemeği gösterirsem göstereceğim. O kadar. Yani ayıp oluyor böyle. Onun için pek yapmak istemiyorum. İlk ve son olur inşallah. Yani onu da biliyoruz. Bilmiyor değiliz yani. Aşçılık kısmı da var. Ha şimdi diyeceksin abi evde de mi böylesin? Yok evde ben böyle değilim abi. Evde hanım var la. Hadi bekar olsam anam var la. Ben o kadar yol gideceğim, geleceğim. Bir de evde yemek yapacağım. Söyleyemedim de. Bana göre değil baba. Eve gittim miydi? Evde yemek önüne gelecek. Ben öyle isterim. Ha. Şey oluyor böyle. İçimden geliyor bazen hani yardım ediyorum. Böyle ufaktan giriyorum mutfağa. Yapabildiğimizi yapıyoruz yani hanımla birlikte. Ondan da Allah razı olsun. Vallahi bir dediğim iki etmiyor. Buradan ona da selam olsun. Olan hatun dünyaya bir daha gelsem yine seni bulurum lan. Yine seni alırım ben. Seni seviyorum hayatım. Böyle diyelim. Ay ay. Öyle yani. Dur şunu birazcık karıştırıvereyim ya. Gel gel şöyle bak sen de bak. Görebiliyor musun? Görürsün sen ya. Senin gözün her yere uzanıyor. Patatesli. Dur şöyle yakınlaştırayım ben seni. Şöyle. Bak şöyle. Gör işte bak. Bunu da biraz ısıttık mıydı? Tamamdır. Tam benim istediğim gibi oluyor. Erkan Z'ye bir böyle patatesli köfte sözümüz var ama bir türlü denk gelemiyoruz. Denk gelsek ona da bir sulu köfte yani patatesli köfte yedireceğim. Aklımda yani. Geçen yapmıştım. Instagram'da paylaşmıştım. O zaman da Cevdet abiyle gidiyorduk. Yine güzel olmuştu. Yani oradakiler bile şaşırdı. 2-3 kişi birden. Hatta 4 kişi falan yemiştik onu. Yemeği biraz fazla yapmıştım ben. Ya olur yani misafirlik hali falan filan. Ya adam olur olmaz kimse be. Fazla yaptık dedi ki aç olan gelir hani. Gelen olmazsa da kalır ertesi güne ısıtır gene yeriz hesabı. Fazladan yaptık ama sağ olsun eşimiz dostumuz çok, severimiz çok. Yalnız bırakmıyorlar bizi. Geliyorlar abi. Oturuyorlar. Vurra! Ne yemek kalıyor ne bir şey olay. İşte bakıyorsun tabağı bitmiş adamın hemen dolduruyorsun yani. Ne yapalım şimdi? Aç kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yeter ki gönüller bir olsun. Öyle oldu da oluyor yani.
Havaların kötü olmasından dolayı fazla dolap açamıyoruz. Allah'tan şimdi havalar iyiye gidiyor. Mesela bak bugün bütün gün dışarıdaydım. Dolabı temizledim, bilmem ne yaptım falan filan. Kafama göre de oldu, istediğim gibi de oldu. Frigocuyum. Jet. Jet'im ben, jet. Jet mi diyorlar onlara, ne diyorlar? Jet trucks. Jet. Ne jet'i lan? Oğlum doğru söylesene ya. Jet. Jet diyorlar değil mi? Jet. Aynen. Jet. Bunun ne jetliği varsa artık küllüm zarar ya. Vallahi billahi ya. Frigo yükü taşımıyorum. Gelirken frigo yüküyle gelmedim. Yine otoparçası falan filan bir şeyler vardı. Tabii böyle olunca kapalı ya şimdi. X-ray çıkıyor. Sürekli X-ray çıkıyor. Bu da senin zamanını alıyor. Özellikle Bulgaristan'da. Türkiye'de falan bir şey yok da Bulgaristan'a girerken yani ne olduğu belli olmadığı için kapalı. Gerçi tenteli de çadırlı da içerisi gözükmüyor ama bir nebze şey yapıyorlar. Yani onları almıyorlar. Termokinleri hep alıyorlar X-ray'a. Ve orada X-ray sırası da çok oluyor. Çok da yavaş çalışıyor. Bir araba bir 8-10 dakika falan sürüyor yani, o kadar söyleyeyim. Yani bu da bize zaman kaybı. Önünde atıyorum 10 araba varsa tamam işte 1 saatin gitti, 1,5 saatin gitti abi. Bir de bunların çay molası, yemek molası, vardiya değişimine denk geldim miydi? Tamam artık. Yat orada anasını satayım. Yani. Oğlum. Size daldım, yemeği unutuyordum lan. Şöyle. Oğlum dedim, size demedim yani. Kendi kendime diyorum onu. Orada kimseye öyle hitap etmem. Bu da tamam baba. Oh. Evet, yemeğin son halini merak edenlere. Şimdi komik gelecek. Ulan sadece bu var diyeceksin. Abi çeşit yok. Ulan nerede yaşıyoruz da çeşit olsun arkadaş ya. Türkiye'de miyiz? Türkiye'de olsak amenna. Türkiye'de olsak zaten dolap açmayız. Dışarıda sipariş veririm, getirirler abi. Ne uğraşacağım ya. Bak son hali işte böyle. Gördün? Ya. Bu bana yetiyor. Allah bereket versin. Allah olmayana da versin. Hadi bana afiyet olsun değil mi? Saç baş darmadağın olduk. Oy oy. Hadi hadi. Bana afiyet olsun. Görüşürüz. Evet. Şimdi işin en dandik yeri. Yedin içtin ya. Şimdi toparlama işi bak. Öyle. Yıkama işi. Abla koşuyor. Koş abla koş. İleride abi seni bekliyor. Hadi bakalım. Tık 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 tık. Bak bak. Toparlama işi kaldı. Şimdi yıkama işi var arkadaş. Yedin içtin, bunu toparlayacaksın. Ya işte. Ulan tüp yanıyor lan. Tüp yanıyor lan. Bu vallahi bile açık bırakmışız bak. Gaz gidiyor, gaz. Bu arada da Instagram'dan bir mesaj geldi. İşte Instagram yollamış da. İşte paylaştım. IGTV mi? IGT midir? Nedir? Ben anlamıyorum o işlerden. Fazla da çakmıyorum ya. Bir videomuz işte bilmem kaç kere seyredilmiş. Onu şey yapıyor. Haber etmek için şey yapmış. Ben de açtım öyle bakıyorum yani. Şöyle bir yol videosu çekmiştim. Telefonu göstereyim şöyle. Onu bana söylüyor. Ben de bakayım dedim hangi video diye de. Güzel çekmişim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Herkese açık değil. İstek yollayın. Onaylarım. Yavaş yavaş büyüyoruz. Emin adımlarla, sağlam adımlarla, sağlam kişilerle, sağlam dostlar, sağlam arkadaşlarla. Hadi bakalım. Ben şu bulaşığı halledeyim. Yedirmiştim ya. Ne demişler? Ne demişlerdi be? Bunun için bir şey söylemişlerdi. Hadi biraz önce bir şey diyemedik de.
Biz yedik, Allah arttırsın, sofrayı Kur'an kaldırsın değil mi? Şimdi ben kurdum, ben kaldıracağım haliyle. Yapacak bir şey yok. Bulaşık da benim yani. Ye yıkıyoruz. Bir sonraki yemek yapışımızda en azından temiz olsun değil mi? Böyle kirli bırakırsan olmaz. Ha, kirli bıraktığımızda oluyor. Olmuyor değil. Hani hava çok soğuk oluyor, hemen yiyoruz, atıştırıyoruz. Ya diyoruz ki bunları şöyle bir düzlüğe çıkalım, bilmem ne yapalım falan filan, ondan sonra yıkayalım diyoruz. Haliyle hep kirli kalmıyor yani. Müsait bir zamanda ilk durduğumuz yerde hemen onları hallediyoruz. Ama normalde vaktin varsa yıkayacaksın, temiz temiz koyacaksın. Ve şimdi ben de onu yapacağım. Yıkayacağım hemen, koyacağım oraya ki bir sonrakine temiz olsun. Zaten ben pipirikliyim. Biraz dağınız. Bak dışarıya hiç çöp atmadım. Almanya'da bize Türkler dışarılara çöp atıyor diyenlere gelsin bu da. Ben tertipli düzenli adamım. Birçok arkadaşım da böyle yapar. Çöpünü buraya bir poşete koyar, gider çöpe atar. Çöp bulamazsa bile o poşeti arabasında gezdirir. Emin olun yani bak. Bunu ben yapıyorum. Yapan arkadaşlarımı da gördüm. Sağa sola çöp atmıyoruz. Almanya'da yaşayan arkadaşlar bilsinler. Sizin için demiyorum tabi bunları. Almanlar için diyorum. Yani diyorlar ki hani Türkler çöp atıyor, bilmem ne yapıyor. Öyle bir şey yok. Ama git bak ileride elin Polonyalısı var. Adam kahve yapmış kendine. Dökmüş yere. Çöpünü bilmem nesini falan. Ne bileyim. Arabanın yan taraflarına bakıyorsun. Peçete dolu. Lan ne yapıyorsun? Peçeteleri niye atıyorsun? Yani işte anladınız siz ya. Neyse ya. Şu su soğumadan ben şu bulaşığı halledeyim.